Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerin takıntılı olduğu 3 tane konu: permütasyon, kombinasyon, olasılık ve bunların çıkmış sorularına size değineceğiz. Çıkmış soruların o kadar zor olmadığına bakacağız aslında, denemelerdeki gibi. 2017'den başlayarak 2021, hatta 2022 MSÜ sorularını da aldım ben buraya. TYT, AYT, MSÜ'yü, hatta 2017'nin YGS ve LYS sorularını da beraber çözeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar ilerleyip gideceğiz. O halde 2017 YGS sorusu, birinci soruyla başlayalım. Sorum arkadaşlar, Pelin kafeteryaya ait yalnızca sıcak içecek kısmı yırtılmış olan bir menü evinde bulunuyor. Ve Pelin kafeteryayı arayıp bir çeşit gözleme, 3 tane bu arada gözlemem var. 3 tane gözlemem var. Bir çeşit soğuk içecek, kaç tane soğuk içeceğim var? 4 tane soğuk içeceğim var. Bir çeşit poğaça, 2 tane poğaçam var ve sıcak içeceğin sayısını bilmiyorum, x diyeyim. Bunlardan sipariş vermek istiyorum. Ve kafeterya çalışanı 22 farklı şekilde sipariş vereceğini söylüyor. Bu kafeteryada kaç farklı sıcak içecek bulunur diye sormuş benden. Şimdi yapmamız gereken şu arkadaşlar. Ben gözleme ve soğuk içecek alacağım. Ya da arkadaşlar poğaça ve sıcak içecek alacağım. Ve bunları ben 22 farklı şekilde alacağım. Zaten sayılarını biliyorum. Gözleme sayısı 3, soğuk içecek sayısı 4 artı. Poğaça sayısı 2 çarpı, sıcak içeceği bilmiyorum, x farklı durum var. Bakın arada veya bağlacı olduğu için biz buraya toplamayı ekledik. Toplam 22 farklı şekilde ise, at diğer tarafa, 2x eşittir 10 gelecekse x dediğimiz ifade 5'tir. Yani sıcak içecek sayım 5 tanedir diyeceğiz. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. 2017 YGS'nin ikinci sorusu arkadaşlar olasılık sorusu. Şimdi bir oyun var. Oyunda arkadaşlar herkesin birbirini yakalama ihtimalinden bahsediyor ve yakalanan ebe oluyor. Bu şekilde bir oyundan bahsediyor. Oyunda arkadaşlar ilk ebe Arda olduğuna göre üçüncü ebenin Arda olduğu ihtimal nedir? Şimdi arkadaşlar ilk ebe Arda'ysa biz buraya şöyle bir şey yapalım. Evet, biz buraya arkadaşlar Arda yazdık. İkinci ebe Arda, Berk'i ve Can'ı seçtiği için Can olabilir ve üçüncü ebenin Arda olma ihtimali var. Tekrar arkadaşlar, Arda ebe olursa Can değil de Berk ebe olabilir ve tekrar arkadaşlar Arda ebe olur. Şimdi bu iki ihtimali biz değerlendireceğiz. Çünkü en son Arda'nın ebe olmasını istiyorum. Ona göre bir ihtimal yazacağız. Şimdi bakın, Arda'nın Can'ı seçme ihtimali %60 olasılıkla Berk, %40 olasılıkla Can'ı seçtiğine göre 40 bölü 100 ihtimalim var. Sadeleştirirsem 4 bölü 10 diyeceğim. Can'ın Arda'yı seçme ihtimaline geldik. Can ebe ise Arda'yı %40 olasılıkla Arda'yı seçtiğine göre yine arkadaşlar 40 bölü 100'den sadeleştirdiğimizde 4 bölü 10. Arda Can, Arda ebe sırası giderse 16 bölü 100 gelecektir. İkinci ihtimale geldik. Arda ebe ve Berk'i seçecek. Berk'i seçme ihtimali 60 bölü 100'den 6 bölü 10'dur. Berk ebe ise arkadaşlar Arda'yı seçme ihtimali %80 olduğuna göre 80 bölü 100 diyeceğim ve 8 bölü 10 olasılık gelecek. Bunları çarptığımızda 48 bölü 100 bulunacaktır. İşte iki farklı durumu ben topladığımda arkadaşlar tümüne ulaşmış olacağım. Yani 64 bölü 100'den bu da bana %64'ü verecektir. Yani D seçeneği. 2017 LYS sorularındayız arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi bu bizim eski AYT, yani şimdiki AYT'ye denk bir sınav. İlk soru kombinasyon sorumuz, seçme sorumuz. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Bana hücre verilmiş ve hücrenin ortasında sayılar yazılıyor. Bu sayıların arkadaşlar anlamı şu: kenarında bir tane yer boyunacak ya da turuncuya boyanacak demiş. Mesela 1 varsa bir tane, 3 varsa kenarında 3 kare ya da 3 tane altıgen turuncuya boyanacak. Şimdi o halde biz burada iki ihtimal oluşturacağız. Diyeceğiz ki şu iki taneden ben bir tanesini turuncuya boyasam. Turuncu olmadı ama turuncu diyelim buraya. Şimdi ihtimalin bir tanesi arkadaşlar şu olur: biz bu aradaki arkadaşı turuncuya boyasak 2'nin birlisi çarpı. Şimdi ben burayı boyadım, şu 1'i yok ettim. Geri kalan şu 4 tanesinden, hani 2 tane lazım bana 3'ten bir tanesini boyadığım için, geri kalan 4'ten ikisini boyayacağım. Bu birinci ihtimalimiz. 2 çarpı arkadaşlar 6'dan 12 olarak bulunacak. Şimdi geldik ikinci ihtimali. İkinci ihtimali yaparsak, şurayı hemen sileyim ben. İkinci ihtimalimiz şöyle:
Ben şu dört taneden bir tanesini boyayabilirim. Şu ortadakini boyamıyorum çünkü. Dördün birlisi çarpı. Bu dört taneden arkadaşlar üçünü boyayabilirim. Ortayı boyamadığım için. Buradan da 4 çarpı 4'ten 16 tane durum var. Ve topladığımızda 28 farklı biçimde ben boyama yapabilirim. Yani B seçeneğidir. 2017'nin LYS sınavının ikinci sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Soruda Pelin hesap makinesinin 3 tuşuna bastığında bunun farklı olasılıklarla farklı sayı algıladığını görüyor. Pelin sadece 3 numaralı tuş bozuk olan bu hesap makinesiyle 23 eksi 12 bölü 3 işlemi yapacaktır ve işlemin 22 bulunma olasılığını benden sormuş. Şimdi arkadaşlar işleminin 22 bulunma olasılığı neye bağlı? Diyelim ki ben bu arkadaşa 23 desem eksi 1 çıkarttığım zaman 22 gelmesi lazım. Önce burasının 1 olma ihtimali yok. Çünkü biz 3 rakamını 12 diye algılayamıyoruz. O halde şöyle diyorsun, sil bunu. Bak şimdi ben bu algılamayı neye göre yapıyorum? 3, 4, 6 ama 3 rakamını algılıyorum. Burayı karıştırmayın. O halde arkadaşlar ben bunu 24 diye algılasam 24'ten 2 çıkartmam lazım. 12 bölü 6 desem bakın burası ne gelmeli? 22 gelmeli. Bu birinci durum oldu. Gördünüz değil mi? Daha sonra diğerine geldim. Ben burayı 26 olarak algılasam yani o 3'ü 6 diye algılasam eksi 22 olabilmesi için 4 çıkartmam lazım. 12 bölü 3 olarak yapacağım. Ve buradan yine bana kaçı verecektir arkadaşlar? 22'yi verecektir. Önemli olan şu rakamların nasıl algılandığı. Bakın şu 3 rakamlarının yerine yazdığım sayılar. Burada da 3 rakamının yerine yazdığım sayılar bu sayıyı bana farklı şekilde algılatacaktır. Şimdi geldik. Biz 3 rakamını 4 diye algılama olasılığımız 1 bölü 3'ü ben buraya yazıyorum. Bu buna ait. Ben 3 rakamını 6 diye algılıyorsam arkadaşlar burası 1 bölü 2 olacak. Bu arkadaş da buraya ait. Bunları çarptığımızda 1 bölü 6 olur. Bu birinci durum. Geldik ikinci duruma. Ben bu 6 rakamını bakın 1 bölü 2 olasılıkla algılıyorsam çarpı 3 rakamını kendisi gibi algılıyorsam evet kendisi gibi algılıyorsam bu da 1 bölü 6 olasılıktır. Çarptığımızda 1 bölü 12 olasılık yapar. İşte bu iki algılama çeşidini toplarsam ben tüm durum bulmuş olurum. Çünkü başka bir ihtimalim yok. O halde arkadaşlar 1 bölü 6 ile 1 bölü 12'yi topladığımızda bunu 2 ile genişletirsem 3 bölü 12 olur. Ve buradan da 1 bölü 4'ü bulmuş olacağım. Yani B seçeneği bizim için doğru seçenek. 2018 örnek sorusuyla devam edelim. 2018 örnek sorusu ne? 2017'den sonra arkadaşlar sistem değişti. Yani bizim TYT ve AYT sistemimiz geldi. İşte bu sisteme örnek olacak ya da yeni nesil soru tarzlarını göstermek için ÖSYM soru yayınladı. İşte o yayınladıkları sorulardan birkaçı ya da bir tane iki tane vardı. Permütasyon kombinasyonu ilgili. İşte onlardan bir tanesi bu. Şimdi geldik. Bize buradan demiş ki farklı gömlek ve pantolonlar gösterilmiş her bir şekilde. Ali her bir farklı renkte olacak şekilde bir şapka, bir gömlek ve bir pantolon seçecektir. Bu seçimi kaç farklı şekilde yapar demiş. Şimdi yapmam gereken ne? Ona bakayım önce. Yapmam gereken arkadaşlar şu. Önce turuncu şapka seçeyim. Turuncu şapka. Turuncu şapkaya ne seçmem lazım? Bir tane siyah gömlek seçeyim. Siyah gömlek şöyle yazalım. Siyah gömlek. Turuncu şapka ve siyah gömlek dersen burada bir durum var. Burada da bir durum var arkadaşlar. Arka tarafta pantolon seçersem siyah pantolonu seçemeyeceğim. İki tane durum var ve buradan toplam iki durum gelir. Bu birincisi. Şimdi geldik. Yukarıda arkadaşlar yine turuncu şapka seçeyim. Bu sefer beyaz gömlek seçeyim. Beyaz gömlek seçtiğime göre yani burada bir tane durum var. Bir tane beyaz gömlek seçtiğim için bir geldi. Pantolon da arkadaşlar beyaz pantolon şunu evet beyaz pantolon şunu edeyim ben yanlış çizdim. Beyaz pantolon olmadığı için arkadaşlar 3 tane pantolonum var ve 3 tane durum gelecek buradan. Şimdi geldik ikinciye. İkinci neydi? İkinci şu arkadaşlar. Şunları da sileyim hepsini. Şimdi ben beyaz şapka seçeceğim. Beyaz şapka seçersem bir tane durumum var. Ve alt tarafa geldim. Ben beyaz gömlek seçemeyeceğim. Siyah gömlek seçmem lazım mecburen. Bir tane durumum var. Ve pantolonda siyah pantolon seçtiğim için iki tane farklı pantolon seçeceğim. Ve buradan da iki tane durumum var.
Başka durum gelmediğinden dolayı ben bunları toplarsam arkadaşlar 7 farklı seçeneğim olacaktır. Yani C seçeneği. 2018'den arkadaşlar örnek soruların ikincisindeyiz. Defne hafta içi 2 gün ve hafta sonu 1 gün olmak üzere haftada 3 gün spor salonunda antrenman yapmaktadır. Haftanın her günü açık olan bu spor salonunda Defne antrenman yapacağı günleri rastgele belirlemektedir. Buna göre Defne'nin herhangi bir haftada salı, perşembe ve cumartesi günlerinde antrenman yapma olasılığı. Önce arkadaşlar biz burada tüm durumu bulalım. Tüm durum ne? Defne hafta içi 2 gün, şöyle yazayım tüm durum için. Hafta içi 2 gün, hafta sonu 1 gün antrenman yapacak. Hafta içinde 5 gün olduğu için 5'in ikilisi çarpı, hafta sonunda 1 gün olduğu için 2'nin birlisi arkadaşlar. Toplamda 10 çarpı 2'den 20 durumum var. İstenen ne? İstenen Perşembe, Salı ve Cumartesi günü olması. Zaten burada hani bizim o bulduğumuz 20 tane durumun içindeki bir durumdan bahsediyor. Çünkü Salı, Perşembe ve Cumartesi sadece bir tane olasılığımız bizim. Bir tane durumumuz bir diyorsun. Bu da arkadaşlar bana 1 bölü 20'yi verecektir. Yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. 2018 MSÜ sınavındayız arkadaşlar. Bu sınavın özelliği şu. İlk defa TYT ve AYT sisteminden sonra yeni nesil soruların sorulduğu ilk sınav. Yani öğrencilerin yeni nesille tanıştığı ilk sınav budur. O halde bu sınav onun için önemli ve yeni neslin bize kattıkları açısından ilk sınav diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar soru da bana şunu vermiş. Her birisi bir birim kare olan karelerden her bir kenara bir birim olan kare biçimindeki dört kartonun bazı köşeleri merkez kabul eden mavi eşçemberler mavi köşeler verilmiş bize. Şimdi şunu soruyor. Ben bunları birleştireceğim diyor. Birleştirdiğim zaman arkadaşlar bu karenin merkezinde mavi renkli bir tam daire oluşturma olasılığını sormuş. Yani biz bunları şöyle düşünürsek aslında bir kare gibi yapayım ben bunu. Şurada bir kare yaparsak arkadaşlar bunu da dörde böleceğiz. Şöyle yapayım bakın. Şöyle yaparsam işte bu dörde böldüğüm kısmında bir tane ne oluşsun diyor. Daire oluşma ihtimalini sormuş. Bu ihtimal üzerinden gideceğiz. Bakarsak nasıl kullanacağız ve nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar bu daire parçasının merkeze gelme olasılıklarına bakacağız. Şu birincinin merkeze gelme olasılığı 1 bölü 4'tür. Çünkü bir tane dairem var. İkinci de arkadaşlar merkeze mavi daire gelme olasılığı toplam iki köşesinde mavi daire var ve toplam 4 köşe olduğu için 2 bölü 4 diyorsun çarpı. Bu arkadaşımızın yine köşeye gelme olasılığı 2 tane köşesi var ve bunun bir tanesi gelecek. 2 bölü 4 çarpı bunu da arkadaşlar 3 köşesi var ve 3 bölü 4 olasılıkla köşeye gelip bir tane daire oluşturacak. O halde ben bunları çarpıp önce çarpmadan önce sadeleştireyim. Şu 4 yapar sadeleşirse arkadaşlar 3 bölü 64 olarak bulunacaktır. Yani B seçeneğidir. 2018 MSÜ sorusunda arkadaşlar ikincisiyle devam edelim. Sorumuz kombinasyon sorusu seçim yapacağız. Şimdi bir çiftin ikiz bebekleri oluyor ve biri kız biri erkek. Bunun için yalnızca erkeklere konulabilecek isimlerden 6 tane var. Yani ben erkeklere 6 isim ve kız erkek bebeklere konulacak isimlerden arkadaşlar 5 tane. Bunlara ne örnek verilebilir? Deniz olabilir. İkisi için kullanılır. Miraç olabilir. Başka birkaç tane daha sayabiliriz yani böyle. Bunun gibi arkadaşlar isimler. Bu şekilde sayabiliriz. 5 tane isim var. Ve ben bunları belirleyerek koyacağım. Önce arkadaşlar simge bebeklerin ismini kaç farklı şekilde koyabilir demiş. Şimdi ben erkeğe sadece erkek isim vereyim. Hadi kız ve erkek diyelim. Şunu arkadaşlar kız ve erkekle karışık isim vereceğim. Buna da erkek isim verdiğimi düşünürsem. Kıza ben kız ve erkek isme karışık verirsem 5'in birlisi çarpı erkeğe de kendi isimden verirsem 6'nın biri olur. Artı şimdi kıza ben kız ve erkek isimden vermek zorundayım. Zaten başka kızım yok. Erkeğe de kız ve erkekten veriyorum. İkisinden vereceğim. Diyelim ben burada ne yapacağım o halde? 5 taneden arkadaşlar 2 tane seçeceğim. 5'in ikilisi. Çünkü 5 taneden 2 isim seçeceğim ve birini kıza birini erkeğe vereceğim. Diyelim ki ben Deniz ve Miraç'ı seçtim. Birine Deniz, birine Miraç koyabilirim. Ya da tam tersi kıza Miraç, erkeğe Deniz koyabilirim. Burada da iki tane durumum var.
Tekrar söylüyorum. Burada ben 5 tanenin ikisini seçtim. Çünkü kız ve erkek olan 5 tane isim vardı. İkisini seçtim. Kız ve erkeklerden hangisine hangi ismi koydum bilmediğim için örnek verdim burada. Birinciye kıza Deniz, erkeğe Miraç koydum. Tersini yapabilirdim. Kıza Miraç, erkeğe Deniz ismini koyabilirdim. Buradaki arkadaşlar durumları toplarsak bize tüm durumu verecektir. Burası zaten 30 geldi artı. 10 çarpı 2'den de 20. Toplamında 50 tane durum mevcuttur. Yani E seçeneği doğrudur diyeceğiz. 2018 AYT sınavı ile devam edelim arkadaşlar. Soru da şunu demiş bana. Bir karınca K ve L noktasında bulunan karıncalar arkadaşlar rastgele bir yol seçmişler. Yol boyunca yürümeye başlıyor ve ayrıntının diğer köşesine ulaştığında ise duruyor demiş. Yani biz burada gittiğimiz mesafeler aynı gibi. Karıncaların karşılaşma olasılığını sormuş. Şimdi bakın bu tür durumlarda arkadaşlar olasılık sorduğu zaman biz burada önce tüm olasılığı bulalım. Tüm olasılık ne? Şimdi burada K'da bulunan karınca 1, 2, 3 farklı noktaya gittiği için 3 diyeceğiz. L'de bulunan karınca yine 3 farklı noktaya gidebildiğinden dolayı arkadaşlar 3 diyeceğiz ve tüm durumumuz 9 olacak. Şimdi önemli olan bir başka detay istenen durum. İstenen durum ne? Bunların karşılaşmış olması. Bakın soru da şunu güzel diyor. Ayrıtlar boyunca yürümeye başlıyor ve ayrıtın diğer köşesine ulaştığında duruyor. Yani biz L olarak buraya geldiğimizde duruyoruz. K da geldiğinde duruyor. Bunlar karşılaşmış oluyorlar. Bunların karşılaşma ihtimallerini ona bakalım. Şimdi arkadaşlar ikisi yukarı doğru çıkarsa burada karşılaşırlar. Ben buna birinci durum diyorum. Bir artı. Başka arkadaşlar ikisi şu köşeye gelip karşılaşırlar. Buraya ben ikinci durum diyorum. Buna da bir diyelim. Artı. Şimdi ikisi burada düz yolda gelirlerken herhangi bir yerde karşılaşsınlar. Burada karşılaşsınlar arkadaşlar. Çünkü ikisi aynı yöne geliyor. Ve ben buna üçüncü durum diyeceğim. Ve buraya da bir diyorum. Başka bir ihtimalim yok. Çünkü köşeye geldiği zaman duracak. Yani başka bir yere gitmediğim için bu kadar. Çok basit düşüneceğiz. Yani çok karmaşık düşünmeye gerek yok. Yukarısı 3 geldi zaten. İstenen bölü tümünden arkadaşlar 1 bölü 3 olarak bulacağız. Yani A seçeneği doğrudur. 2018 AYT'de sorulan güzel bir permütasyon sorusu arkadaşlar. Burada bize bir şey tanımlamış, bir ifade tanımlamış ve bu ifadeye göre farklı kelimeler oluşturmamı söylemiş. Politrom sözcükten bahsetmiş. Politrom sözcük şu, soldan sağ okunuşuyla sağdan sola okunuşu aynı olan sözcüğe biz politrom sözcük diyeceğiz. Engin birbirinden farklı 3 tane sessiz harften şuraya 3 tane ses pardon 3 tane sesli harf diyelim ve biz bunu S ile gösterelim arkadaşlar. 4 tane sessiz harften biz bunu da Z ile gösterelim. S ve Z diyelim. Bunlardan biz politrom sözcük 5 harfli politrom sözcük oluşturacağız. Şurası önemli. Her birini istediği sayıda kullanarak yani farklı gelme ihtimali yok zaten ama biz aynı harfi aynı şekilde kullanabiliriz. Burada bir sıkıntı yok. Başka bir ihtimal daha söylemiş. Demiş ki iki sesli harfin yan yana gelmemesi iki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekmektedir. Yani o halde bir sesli bir sessiz olacak. Şimdi gençler biz politrom sözcüğü oluştururken şöyle yazalım. 5 tane yazdık. Diyorsun ki ben buraya yazdığım ifadeyle buraya yazdığım ifade aynı olmak zorunda. Çünkü sağdan sola ya da soldan sağa okunuşu aynı gelecek. Bu arkadaşa yazdığım ifadeyle burası da zaten aynı olmak zorunda. Burası da zaten sabit kalacak. O halde biz şunu yapacağız. Şunların sıralamasını bul diyelim. Zaten sonuna gerek yok. Çünkü ben başına A yazdıysam sonuna da A yazmam lazım. Ya da B yazdıysam sonuna da B yazacağım. İlk üçünün sıralaması çok önemli. İlk üçünü sıralarken şöyle yapacağız. Biz bunu bir sesli, bir sessiz, bir sesli diye götüreceğiz. Son ikisini yazmıyorum çünkü ilkte ne yazıyorsam sonda onu oluşturacağım. Ya da arkadaşlar bir tane sessizle başlıyorsam sesli, daha sonra sessizle devam edeceğim. Biz şimdi bunların oluşma ihtimallerine bakalım. Geldik. Sesli gelme ihtimali 4, 3 tane sesli harfim olduğu için 3 çarpı sessiz 4 olduğu için çarpı 3 olursa arkadaşlar burası toplamda 36 yapar. Sessizle başlarsam yani 4 çarpı 3 çarpı 4 dediğim zaman burası da arkadaşlar 48 yapacaktır. İşte bu ikisinin toplamı bana
tüm durumu vereceğinden dolayı 84 olarak çıkacaktır. Yani B seçeneğidir. 2018 TYT sorusuyla devam edelim. Yine güzel bir soru. Şimdi bu aslında biraz 2017'deki o top atma sorusuna benziyor. Üzerine konulan ağırlığı %20 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram fazla. Şimdi ben bir tartı var. Ağırlığın 1 kilogram fazla, az ya da kendi ağırlığında göstermektedir. Ama bunları gösterirken arkadaşlar olasılık olarak vermiş. Diyelim ki ben 1 kilogram fazla gösteriyorsam %20 olasılıkla göstereceğim. Ve burası 2 bölü 10 verecek bana. Eğer ki ben 1 kilogram az gösteriyorsam ne diyeceğim buraya? %30 olasılıkla 30 bölü 100 dersem arkadaşlar 3 bölü 10 olarak gelecektir. Doğru tartıyorsa biz buna 0 diyelim, yani tam dengeyi de tartıyorsa 50 bölü 100 olacaktır. Ve bunları sadeleştirdiğimizde 5 bölü 10 olarak bulunacak. Şimdi bunların fazla, eksik ya da dengede tarttığı olasılıkların hepsini teker teker yazdık. Şimdi geldik şuraya. Gerçek ağırlıkları 80 ve 81 olan Ali ve Mehmet'in birer kere tartılacaktır. Ölçüm anında Ali ve Mehmet'in ağırlıklarının birbirine eşit çıkma ihtimallerini sormuş. Soru güzel. Şimdi Ali ve Mehmet'i yazalım. Ali 80 kilogram, Mehmet 81 kilogram. Ben şöyle yaparsam, Ali'yi artı bir tartarsam, değil mi? Mehmet'i de kendi dengesinde tartarsam bu iş olur. Çünkü 81'e 81 gelir. O halde arkadaşlar yapalım. Ali'yi ben 1 kilo fazla tartma ihtimalim 2 bölü 10'dur tartının. Mehmet'in dengede gelme ihtimali 5 bölü 10 olduğu için bunları toplarsam 10 bölü 100 yapar. Sadeleştirme kalsın böyle. Şimdi ikinci ihtimalim ne? İkinci ihtimalim de şu. Ali dengede kalabilir. 0 diyebiliriz. Mehmet'i ben 1 kilogram eksik tartabilirim. Eksik tarttığım zaman arkadaşlar 80'e 80 gelir. Şimdi Ali'nin baktığımızda dengede olma ihtimali 5 bölü 10 çarpı Mehmet'in 1 kilogram eksik gelme ihtimali 3 bölü 10 olduğundan dolayı burası da 25 bölü 100 olacaktır. İşte birinci ihtimalim 10 bölü 100'dü. İkinci ihtimalim 25 bölü 100 olduğundan dolayı topladığımızda 15 bölü 100 olduğundan dolayı topladığımızda 25 bölü 100 yapar. Bu da arkadaşlar %25 olasılıkla gelecektir. Yani D seçeneği. 2018'in ikinci TYT sorusuyla devam edelim. Bir anaokulunda sarı renkli küplerden oluşan 4 basamaklı bir oyuncağın en üst basamağında bulunan bir çocuk şekildeki gibi mavi renkli minderlerden herhangi birine ulaşmak istiyor. Bu çocuk ilk 3 adımda küplerde bulunduğu küple ortak bir ayrıta sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerden herhangi birine. Yani bu çocuk ya buraya inecek arkadaşlar ya da buraya inecek. Buraya inme şansı yok. O halde buradayken arkadaşlar iki ihtimal var. Ya buraya inecek ya da buraya inecek. Başka bir ihtimalimiz yok. Tamam, birine zıplayacaktır. Buna göre bu çocuk minderlere kaç farklı yoldan ulaşabilir demiş. Şimdi arkadaşlar burayı silelim ve tekrar başa dönelim. Şimdi bu çocuğun her bir en üstte bulunduğu zaman bir alta inme ihtimali 2. Yani ben buraya 2 farklı şekilde geleceğim. Diyelim ki buraya indim. Buraya indikten sonra arkadaşlar yine bir alta ve diğerine gidersem 2 tane ihtimalim var. Yani biz şu 3. basamağa inerken 2 ihtimalle ineceğiz. Yine buraya geldiğimi düşüneyim. Fark etmez. Ya buraya ya da buraya inme ihtimalim 2. Ya da buradan bakarsak arkadaşlar yine 2 tane ihtimalim olduğu için yine 2 tane durumum var. Ve ben burada olduğumu düşüneyim. Yine mavi minderleri ineceğimden dolayı ya buraya inerim arkadaşlar ya da buraya inerim. Çünkü ortaya gelemem. Başka ihtimalim yok. Burada da aynı mantık var. Yine buraya gelirsem örnek vereyim. Sol ya da sağdakine, ortadakine gidemediğim için burada da iki durum var. İşte bu her bir iki birbirine bağımlı olduğundan dolayı bunları çarpacağız. Yani 2 üzeri 4'ten 16 tane durum meydana gelecektir. Yani C seçeneği. 2019 MSÜ sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Bu da denemelerde karşımıza çıkan soru tiplerinden bir tanesi aslında. Yani o dönemden sonra meşhur olan bir sorudur. Sorumuz şöyle. Şimdi Anıl adını yazarken küpleri harf yazılı yüzleri üste gelecek şekilde doğru sırayla. Fakat harflerin nasıl duracağını karıştırdığı için yerine rastgele yerleştiriyor. Yani ben buraya A, N, I, L'nin geldiğini biliyorum ama
Harfleri nasıl dizeceğim ya da sıralayacağımı bilemiyorum. Bana bu küpleri kullanarak adını doğru yazma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, A'nın burada her bir durumuna bakacağız. A ihtimali nedir? Ya böyle gelir arkadaşlar, ya ters çevirirsek şöyle yapar. Ya arkadaşlar bu şekilde gelir, ya da ters çevirdiğimiz zaman şöyle bir ihtimalle A yazılır. İşte burada A'nın doğru gelme ihtimali bir tane şu yanlış yazdık ya, şöyle olacaktı. A'nın doğru gelme ihtimali arkadaşlar bir tanedir. O halde biz şunu şöyle karıştırmayalım. Evet, biz şunu şöyle alacağız. 4 tane durum var ve A'nın doğru gelme ihtimali bir tane olduğu için birincinin A yazma ihtimali 1 bölü 4. Şimdi geldik ne için duruma bakalım. Ne için arkadaşlar? Böyle var. Ters çevirdiğimiz zaman Z şeklinde giden bir ifade var. Tekrar ters çevirsem bakın neye benzedi. Tekrar ters çevirirsem yine böyle Z şeklini aldı. O halde diyorsun ki bakın 4 tane ihtimal var. 4 tane durumun ikisi neye benzediği için buradan arkadaşlar doğru gelme ihtimali 2 bölü 4 çarpı. I'ya bakarsak ya böyle gelir, ya böyle, ya böyle, ya da böyle gelir. Bakın 4 tane I harfinin değişik gelme durumu ikisi bana I'yı verdiği için burası da 2 bölü 4 olacak çarpı. L'nin değişik gelme durumlarına bakalım. Böyle gelebilir. Ters çevirdiğimizde birisi kısa birisi uzun olacak. Dikkat edelim. Ters çevirdiğimizde arkadaşlar böyle olabilir. Tekrar ters çevirdiğimizde şöyle gelebilir. Tekrar ters çevirdiğimizde arkadaşlar şu şekilde bir L gelebilir. İşte buradan doğru L gelme ihtimali. Hani kısa ve uzuna dikkat edersek bir tane durum var. O da bana 1 bölü 4 olasılığını verecektir. Bunları sadeleştirirsek 4'ler sadeleşir. Buradan da 1 bölü 64 olarak bulunacaktır. Yani E seçeneğidir. 2019 MSÜ sorusuyla devam edelim. Güzel şekil yerleştirme sorusu arkadaşlar. Soruda bana 3 tane yapboz vermiş ve bu 3 tane yapbozun farklı şekilleriyle aldığı halleri sormuş. Şimdi biz şöyle diyeceğiz. Bu yapbozları arkadaşlar alırken önce maviden başlayalım. Maviyi bir köşeye atalım. Misalen ben maviyi geldim bu şekilde yerleştirdim. Çünkü ortaya gelme ihtimali yok. Ancak bu şekilde yerleştirebiliyorum ben bir mavi yapbozu. Şuna mavi dedik. Tamam mıyız arkadaşlar? Burası mavi oldu. Şimdi bu mavi yerleştirdikten sonra bizim için sarı yapbozu nasıl yerleştireceğiz ona bakalım. Sarı yapbozu ben şu köşeye atarsam arkadaşlar şöyle bir sarı yapboz yerleştirmiş olacağım. Bakın şu şekilde. Burası sarı yapboz oldu. İşte buraya da bizim pembe yapbozumuz kaldı. Şuraya da pembe yapbozu koyduk. Yani şöyle düşünüyorsun. Maviyi ben bir köşeye koyduktan sonra mavi burada sabit kalsın. Buraya koyduk arkadaşlar. Sarı ve pembeyi yer değiştirip yani iki farklı durum elde ettiğime göre mavi şu köşedeyken, şu birinci köşedeyken arkadaşlar iki tane durum var. Çarpı. Maviyi ben burada yazabilirim. Maviyi burada yazabilirim. Maviyi üçüncü yani dört tane farklı durumdan yazdığıma göre dört diyeceğiz. Eşittir. Bu da sekiz farklı durum verecektir. Tekrar söylüyorum. Ben maviyi bir kenara yerleştirdim. Bir kenara yerleştirdikten sonra sarı ve pembeyi zaten alta ve üste koyduğum zaman bir tane yerleştirmiş oldum. Sarı ve pembeyi yer değiştirdiğim zaman iki tane durum oldu. Bu mavinin bir kenarda olduğu yer. Maviyi ben dört tane farklı kenara koyabileceğimden dolayı dört gelecek buradan. İki çarpı dörtten de sekiz farklı durum meydana gelecektir. Yani cevabımız C seçeneğidir. 2019 aydı sınav ile devam edelim. Ege'nin çantasında boyutları aynı olan kimlik kartı, öğrenci kartı, yemek kartı, otobüs kartı olmak üzere 4 tane kart bulunuyor. Kartları yine teker teker yazalım arkadaşlar. Kimlik kartı ne vardı? Öğrenci kartı, yemek kartı ve otobüs kartı vardır. Şimdi Ege otobüs kartını bulmak için çantasından rastgele bir kart çıkartıyor. Yanlış kartı çıkartmışsa onu elinde tutarak yani tekrar geri çantaya koymuyor. Rastgele bir kart daha çıkartıyor ve otobüs kartını bulana kadar bu şekilde devam ediyor. Tamam biz o halde olasılıkları teker teker yazalım. Üçüncü denemede otobüs kartını bulma olasılığını sormuş. Şimdi arkadaşlar birinci denemede bulmayacak. İkinci denemede bulmayacak. Üçüncü denemede bulacak. Biz bu P'nin üstünü bulmama olasılığı dersek buna bulma olasılığı diyeceğiz. Şimdi ben otobüs kartını bulmayacaksam toplam 4 tane kartım var ve otobüs kartını ilgilendirmeyen kaç tane ifade var arkadaşlar? 3 tane. Yani istenmeyen durum 3 bölü 4 diyeceğiz. Çarpı.
Bir tanesini atalım. Hangisini bulsun? Kimlik kartını bulduğunu farz edelim. Tekrar geldim ve ikinci durumda da ben otobüs kartını bulmayacağım. Toplam 3 tane durumum kaldı. Çünkü bir tanesini elimde saklıyorum. 2 tanesini bulmam lazım ki otobüs kartı gelmesin. Çarpı. Bir tanesini daha atıyorum. Toplamda 2 durum kaldı ve ben 3. de otobüs kartını bulacaksam 2 ihtimalim var zaten. 1 bölü 2 ihtimalle de otobüs kartını bulurum. Bunları sadeleştirdiğimizde ise cevabımız 1 bölü 4 olarak bulunur. Yani 3. denemede ben 1 bölü 4 olasılıkla otobüs kartını bulmuş olacağım. 2019 AYT sınavında çıkmış güzel bir permütasyon sorusu. Zaten bu sınavdan sonra bu soruda meşhur olmaya başladı artık. Şimdi arkadaşlar soru şu. Ayça, Büşra, Ceyda, Deniz, Erdem ve Furkan isimli 6 kişi bir masada oturacaklar. Ama şöyle bir sorun var. Ayça ve Büşra'nın arası bozuk olduğu için bunlar yan yana ve karşılıklı oturmak istememektedirler. Yani biz bunları ayrı ya da farklı yerlere oturtacağız. Bu 6 arkadaş masa etrafında bu sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi bunun en pratik ve en kesin çözümü arkadaşlar şudur. Tüm durum eksi, yan yana ve karşılıklı oturma ihtimallerini çıkarmaktır. Tüm durumdan yan yana ve karşılıklı olma ihtimallerini çıkartırsan bizden istediğini bulmuş olursun. Tüm durumu zaten biliyorsun 6 kişi olduğu için 6 faktöriyel. Şimdi biz arkadaşlar burada yan yana olma durumlarına bakalım. Yan yana olma durumlarını Büşra ve Ayça dersek buraya. Şimdi Büşra ve Ayça'yı biz şöyle alırsak. Büşra ve Ayça kendi arasında yer değiştirdiği için 2 farklı durum vardır. Şimdi ben Büşra ve Ayça'yı bu şekilde yerleştirince arkadaşlar geri kalan 1, 2, 3, 4 arkadaş 4 faktöriyel şekilde yerleşecek. Çarpı bakın biz bunu yerleştirdikten sonra Büşra ve Ayça'yı kaç farklı şekilde alabiliriz? Büşra ve Ayça 1, tekrar Büşra ve Ayça 2'ye karşılıklı bu şekilde yazılabilir karşıda. Tekrar arkadaşlar bu şekilde yazılırsa 4 tane durum olarak ortaya çıkacaktır. Yani 2 çarpı 24 çarpı 4'ten buradan da arkadaşlar 96 çarpı 2'den 192 durum meydana gelir. Bir de neye bakıyorsun? Karşılıklıya. Onu da maviyle yazalım. Karşılıklı. Şurayı bir silelim hemen. Karşılıklı oturma durumları aynı benziyor zaten. Sadece bir iki fark var. Büşra ve Ayça buraya otursun arkadaşlar. İkisini beraber aldıktan sonra diyorsun ki yine bunlar ikisi kendi arasında yer değiştiği için iki tane durum var. Diğer arkadaşlar diğer masalara oturacağı için 4 faktöriyel ve Büşra ve Ayça'nın bir böyle bir ortada karşılıklı oturma bir de en sağda karşılıklı oturma ihtimalini hesaplarsak 3 tane durum burada mevcut. Bunları da düzenlersek 2 çarpı 24 çarpı 3 dediğimizde arkadaşlar burada da 144 tane durum mevcuttur. Bunları topladığımızda ise 336 tane durum gelecektir. Siyah yazalım. Toplam arkadaşlar 336 durum mevcuttur. O halde biz eksi 336 diyeceğiz. 6 faktöriyel zaten 720 eksi 336'dan 384 tane durum ortaya çıkacaktır. Yani cevabımız B seçeneğidir. 2019 TYT sorusundayız arkadaşlar. Soruda 4 tane kart verilmiş bana. 6, 8, 10, 12 sayıları yazan 4 kart gösterilmiştir. Bu kartları gören Yiğit, kartlardan rastgele ikisini seçip üzerinde yazan sayıları toplayacak olsam diyor, kendi yaşım bulma olasılığım 1 bölü 3'tür. O halde biz buradaki kartlarda yazan sayılara bakalım. 6 ve 8'i toplarsam arkadaşlar 14 yapar. 6 ve 10'u toplarsam 16 yapar. 6 ve 12'yi toplarsam 18 yapar. Tekrar 8 ve 10'a gelelim. 18 yapsın. Burada 8 ve 12'yi toplarsam 20 yapar. 10 ve 12'yi toplarsam arkadaşlar 22 yapar. Şimdi burada 6 tane durum var. Eğer ki kendi yaşını bulma olasılığı 1 bölü 3 ise arkadaşlar işte kendi yaşı 2 durumu karşılayan 18'dir. Yani 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 geldiği için arkadaşlar
Biz buraya 18 olarak işaretleyeceğiz. Cevabımız C seçeneği. 2019'un ikinci TYT sorusuyla devam edelim. Bir havayolu şirketine ait uçağın sabah ve akşamı gerçekleştireceği birer uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı 8 kabin çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasında en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacakmış. Yani biz şunu diyoruz aslında. 4 kişilik ekip var arkadaşlar. 3 tecrübeli, 5 tane normal personelim var benim. Ve ben bunlarla 4 kişilik ekip oluşturacağım. Sabah akşam ekibi kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Yapmam gereken şu. 3 tane tecrübeli, yani demiş ki bana en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak şekilde. Demek ki ben 3 çalışan tecrübelden bir tanesini bir ekibe, geri kalan arkadaşlar 5 normalden 3'ünü, 5 normalden 3 tanesini seçerim. Artı ya da arkadaşlar 3'ün ikilisini alıp 5 arkadaştan 2 tanesini seçtiğim zaman biz bu ihtimalleri gerçekleştirmiş oluruz. İşte bu durumların toplamı bana kaç farklı şekilde oluşacağını söyleyecektir. Burası 3 zaten, burası da 10 olduğu için arkadaşlar artı. Burası zaten 3 çarpı 10'dan ikisinin toplamı bana 60'ı verecektir. Yani D seçeneğidir. 2020 mevsimi sorusuyla devam edelim. Soruda arkadaşlar Çağrı rastgele seçtiği iki basamaklı bir sayının önce onlar basamağındaki rakamı sonra birler basamağındaki rakamı 3 ile çarpıp bulduğu değerleri sırayla yan yana yazmış. Yani 16 yazıyorsa arkadaşlar biz 1'i 3 ile çarptığımız zaman 3 oldu. 6'yı 3 ile çarptığımız zaman 18'i yazdık. Ya da 4'ü 3 ile çarparsam 12, 0'ı 3 ile çarparsam 0 olduğu için 120 olacak. Çağrı'nın bu işlem sonucunda bu sonucun 4 basamaklı olma olasılığını sormuş. Şimdi arkadaşlar önce yine biz burada deminki yaptığımız gibi tüm durumu bulalım. Tüm durumumuz neyden oluşacak? A ve B nedir? Sayılarını ben 3 ile çarptığım zaman sayılar ifadeler oluşturacağım. Burada rakamları farklı falan dememiş bana. O halde biz şunu oluştururken arkadaşlar her rakamı 3 ile çarpıp sayılar oluşturduğumuzdan dolayı 9 tane rakam yazabilirim buraya. Çünkü 0 yazamam. İkinci basamağı arkadaşlar 10 tane rakam yazarım. Ve çarptığım zaman 90 tane farklı 3 ile çarpılan sayılar oluşturacağım. Tümü 90. Şimdi bizden istenen ne? İstenen önemli. İstenen de arkadaşlar şöyle düşünüyorsunuz. A ve B'yi yazdık değil mi? Buranın ben A'nın 3'ten büyük olmasını isteyeceğim. B'nin de 3'ten büyük olmasını isteyeceğim. Neden? Çünkü A'ya 4 dersem 4 ile 3'ü çarparsam arkadaşlar 12 meydana gelir. Atıyorum B'ye 5 dersem 5 ile 3'ü çarparsam 15 meydana gelir. Ve iki sayıyı birleştirdiğim zaman ne olur? 12, 15 yani 4 basamaklı sayılar meydana gelir. O halde ben diyeceğim ki A'yı ve B'yi 3'ten büyük kabul edersem ben bunları 3 ile çarptığım zaman 4 basamaklı sayılar oluşturabilirim. O halde arkadaşlar A'nın ve B'nin 3'ten büyük olduğu rakam sayısına bakarsak 4'ten başlayıp 9'a kadar arkadaşlar 6 tane rakam var. Burada da 6 tane rakam olduğu için tüm durumumuzda 36 olarak bulunacak. İlk etapta biz bunları 9'a bölersek 4 bölü 10 yapar. Tekrar 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 5 olarak bulunacaktır. Yani B seçeneği. 2020 MSÖ'nün ikinci sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Sorumuz güzel bir kombinasyon sorusu. Sorumuzu oluştururken demiş ki bana A şirketinde çalışan 3 mimar, 2 grafiker, B'de çalışan 3 mimar, 4 grafiker varmış. Bunlar arkadaşlar A'dan çalışan 2 kişi B'ye, B'de çalışan 2 kişi A ofisine aynı anda değişim yapıldığında A ofisinde 4 tane mimarın ve 1 grafikerin olma olasılığını sormuş. Şimdi biz bu ihtimalleri değerlendireceğiz. İhtimalleri değerlendirirken şunları biz küme biçiminde yazmaya çalışalım. Birinci ve ikinci durum diyeceğiz. Şuraya arkadaşlar yazarsak diyeceksin ki burada 3 tane mimar var, 2 tane grafiker var. Diğer tarafta yine 3 mimar, 4 tane grafiker var. Ve ben son durumda burada 4 mimarın 1 tane grafikerin olmasını istiyorum. Bunu yaparken ihtimali değerlendirelim. Diyeceğiz ki biz birinci durumda arkadaşlar şunu yapabiliriz. Ben bu arkadaştan
Bakın buradan bir tane mimar alıp bir tane grafiker alabilirim. Ne olur? 4 tane mimarı sağlamış olurum. 3 tane grafiker olur. Ve 3 grafiker olduğu zaman ben buraya da arkadaşlar 2 tane grafiker göndersem bu birinci durum olarak meydana gelir. Çünkü 2 kişiyi buradan gönderdim. Bir mimar, bir grafiker diğer taraftan gönderdiğim için benden istenen 4 mimar, bir grafiker şartını sağlamış olacağım. Bunları yazalım. Ben B'den bir tane mimar gelecekse 3'ün birlisi olur çarpı. 4 tane grafikerden bir tanesi gelecekse 4'ün birlisi. A'dan 2 grafikerden ikisi B'ye gideceği için 2'nin ikilisi olur. Bunları çarparsam 12 tane durum meydana gelecektir. Şimdi geldik ikinci duruma. İkinci durumda da arkadaşlar şunu yapacağız. Yine çizelim biz bunları. İçine yazalım hepsini teker teker. Burada ne var aslında? Yine 3 mimar, 2 tane grafiker ya da arkadaşlar 3 mimar, 4 tane grafiker var. Yine ben burada 4 mimar, 1 tane grafiker kalmasını isteyeceğim. İkinci durumda da arkadaşlar şunu yapacağım. Ben diyorum ki şu arkadaşa 2 tane mimar gelsin. 2 tane mimar gelsin. Ne oldu? 5 mimar oldu, 2 grafiker oldu. Ben fazla bir tane mimarı ve bir tane grafikeri diğer tarafa gönderirsem dengeyi sağlamış olurum. Yani iki grafikerden bir tanesi gitti, bir tanesi kaldı. 5 tane mimarım vardı, bir tanesi gidince 4 tane mimarım kaldı. Bunun gelme olasılıklarına bakalım. Şimdi ben 3 tane mimardan, B'de bulunan 3 mimardan ikisini A'ya attığımdan dolayı 3'ün ikilisi diyeceğim. Çarpı. Daha sonra arkadaşlar burada diğer taraftan 3 mimardan bir tanesini B'ye göndereceğim. 2 mimar, 2 grafikerden bir tanesini yine B'ye göndereceğim. Bu durumları çarparsam 3 çarpı 3'ten 9, 9 çarpı 2'den 18 olarak bulunacaktır. Birincisi 12, ikincisi 18 ise arkadaşlar bunları topladığımızda 30 farklı durum meydana gelecektir. Yani C seçeneği. 2020 AYT sorusunun birincisiyle devam edelim arkadaşlar. Sözel ve sayısal bölümlerin dörder soru olmak üzere toplam 8 tane sorudan oluşan bir kitapçık verilmiş. Sınavı geçmek için sözel ve sayısal bölümlerin her birinden en az ikişer soru sormak olmak üzere toplam en az 5 soruyu doğru cevaplamamız isteniyor bizden. Bu ifadeyi eksik okuyan Sevcan, sınavdaki 8 sorudan rastgele 5 tanesini seçip her bir soruyu doğru şekilde cevaplamıştır. Şimdi bakın. Sevcan'ın arkadaşlar yaptığı hata ne? 8 sorudan sadece 5'ini yaptığında geçeceğini zannediyor. Ama şu kural ne? 4 sorudan en az 2 tanesini işaretlemesi. Önce yine buradan yaparken bakın diğer sorularda olduğu gibi tüm durumu bulalım. Tüm durum bulursak diğer istenen durum hakkında fikri daha kolay edinebiliriz. Tüm durum dediğimiz nedir? 8'in beşlisi yani 8 taneden 5 tane soru işaretlemem. Yerine gelirsek arkadaşlar İstenen durum ne? İstenen durum, şimdi 4 tane sayısaldan var. 4 tane arkadaşlar sözelden var. 4'e 4. Biz bunlardan en az 2 tanesini işaretlemek istiyoruz. Ben sayısaldan 4'ün ikilisi yapsam, sözelden 4'ün üçlüsü yaparsam arkadaşlar bu birinci durum olur. Ya da sayısaldan 3 tane işaretleyip sözelden 2 tane işaretlesem yine sınavı geçmiş olacağım. Ama birinden 4 yapıp diğerinden 1 yaparsam sınavı geçemem. Zaten istenmeyen durumda olur. O halde arkadaşlar biz bunları bulalım. Eşittir diyeceğiz. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 yapar. 4'ün üçlüsü zaten 4 artı. Diğer arkadaşlar yine 4 çarpı 6 bölü. 8'in beşlisi 8'in üçlüsüne eşittir. Bu da bana 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 6'dan 56'yı verecektir. Yukarısı 48 bölü 56 oluyorsa ben bunları 8 ile sadeleştirirsem 6 bölü 7 olarak bulunur. Yani D seçeneğidir. 2020 AYT sorusuyla arkadaşlar devam edelim. 5 Ekim 2020 Pazartesi ile 18 Ekim 2020 Pazar günleri arasında günler bu iki gün de dahil olmak üzere 14 gün içinde iki farklı günde toplantı yapılacaktır. Şimdi ben o halde pazartesi başlıyorum. Pazartesi diye gidiyorum. Salı günü ve bir haftayı bitiriyorum arkadaşlar. Burası pazar olsun. Tekrar ben pazartesinden başlıyorum.
Pazara kadar ne yapacağım? Günleri yayacağım 14 gün boyunca. Toplantılardan en az biri hafta içi olmak üzere düzenleme yapılmak istendiğine göre bu düzenleme kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Yani şunu istiyor benden. 10 tane arkadaşta hafta içi günüm var. 4 tane hafta sonu günüm var. Bunlardan ben en az bir tane hafta içi olmasını istiyorum. O halde diyeceğim ki 1. 10 taneden bir tanesi hafta, yani 10 günden bir gün hafta içi olsun. 4 günden bir tanesi hafta sonu olsun. Artı. Yani bir tane hafta içi, bir tane hafta sonu. En az biri hafta içi olacağına göre, dediğine göre arkadaşlar, ikisi hafta içi olup hiçbiri hafta sonu olmaz diyeceğiz. Onun biri zaten 10 çarpı 4 artı. Burası da arkadaşlar 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2'den 45 yapar. Çarpı 1 diyeceğiz. Birinci durum 40, diğeri 45 olduğundan dolayı 85 farklı şekilde biz bu ifadeyi düzenlemiş olacağız. Yani D seçeneği gelecek. 2020 TYT sorusuyla devam edelim. Kerem, dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satır ve sütunda olacak şekilde 3 tane sayıyı rastgele seçiyor. Kerem'in seçtiği sayıların tamamının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Önce arkadaşlar bu olasılıkları yaparken tüm durumu bulacağız. Tüm durum ne? Kerem her bir farklı satır ve sütunda olacak şekilde 3 tane sayı yazacak. Diyelim ki arkadaşlar Kerem buradan 2'yi yazsın. Kaç tane durum vardı? 3 tane durum var. Çarpın. Şimdi ben her biri farklı satır ve sütunda olacağına göre 2'nin olduğu satır ve sütunu kapatalım. İkinciye geliyorum. İkinciye geldiğim zaman arkadaşlar Kerem 4 ve alttan bir tanesini seçecek ve altını seçtiğini düşünürsek 2 ihtimalim vardı. Yazdık. Altının satır ve sütununu kapatırsam arkadaşlar altta da bir tane ihtimalim var. Onu da yazarsam ben tüm durum bulmuş olurum. İstenen ne? İsteneni yapalım. İstenen dediğimizde arkadaşlar her biri farklı satır ve sütunda seçilen sayıların tek sayı olma olasılığı. O halde bakın tek sayı gelen sayılar sadece şunlardır. 1, 5, 9 yani 159 arkadaşlar. Ya da tek taraflı düşünüyorum ben 357 de olabilir. Yani tek taraflı düşündüğüm için iki tane durum burada var. Ve bunları sadeleştirirsek 1 bölü 3 ihtimalle biz tamamının tek olma olasılığını bulmuş olacağız. Yani B seçeneği olarak bulunur. 2020 TYT sorusuyla devam edelim arkadaşlar. 3 farklı okuldan ikişer öğrenci bir satranç turnuvasına katılacaktı. Turnuvanın ilk turunda her öğrenci maç yapmak için kendi okulundan olmayan bir öğrenciyle eşleşecek. Şimdi biz arkadaşlar bu öğrencilere isimler verelim. Öğrencilere A, B, C, D, E ve F. Şunlar bir okuldan, bunlar da başka bir okuldan olsun. Bu okuldakileri nasıl sıralayacağız? Diyelim ki ben A öğrencisi olarak kaç farklı kişiyle maç yapabilirim? B ile yapamayacağıma göre buradan arkadaşlar 4 farklı takımla maç yapabilirim A olarak. O halde ben 4 çarpı diyeceğim. Şimdi geldik B'ye. B zaten diyelim ne demiş benden? İlk turunda her öğrenci maç yapmak için kendi okulundan olmayan bir öğrenciyle eşleşecektir. Diyelim ki arkadaşlar A buradan hangisiyle eşleşmiş olsun? D ile eşleşmiş olsun. Fark etmez yine. Daha sonra geldim buradan. İkişer öğrenci, her öğrenci maç yapmak için kendi okulundan olmayan bir öğrenci ilk turda eşleşme kaç farklı şekilde meydana gelir demiş. Şimdi biz burada arkadaşlar B'ye bakarsak kaç farklı şekilde eşleştireceğiz? Biz B'yi C ile eşleştiremeyiz. Çünkü C ile eşleştirirsek E ile F eşleşmiş olur. Bu sefer kuralım uymaz. O halde ben B'yi buradaki iki farklı yere eşleştirebilirim. Yani iki farklı durumu eşleştirirsem bu da 2 oldu. B'yi arkadaşlar F ile eşleştirdiğimi düşüneyim. Yani bu da gitsin. Daha sonra C ile E kendi arasında eşleşeceğinden dolayı burada da bir tane durum var. Ve bunları çarparsam 8 farklı durum meydana gelecektir. Yani B seçeneği. 2021 MSÜ sorusunuz arkadaşlar. Sorumuz güzel. 3 saat boyunca her saat diliminde birer defa mola vermek üzere 20, birer defa olmak üzere 20 dakikalık mola kullanmaktadır. Molaların saat dilimleriyle molaların başlangıç zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İş yerinde çalışan Ahmet her bir saat diliminde 3 mola vaktinden birini rastgele seçip kullanmıştır. O halde arkadaşlar yine deminki olasılık sorularından yaptığımız üzere tüm durumu bulalım. Tüm durum nedir? Her bir saat diliminden bir tane mola seçeceğim için 3'ün birlisi, burada da 3'ün birlisi, burada da 3'ün birlisi ihtimalimiz olduğundan dolayı arkadaşlar 3 çarpı 3 çarpı 3'ten toplamda 27 durum var. İstenen ne? Ona bakalım. İstenen nasıl bulacağız? İstenen demiş ki Ahmet hiç aralıksız mola vermeden 80 dakika çalışsın. Ama 80 dakika çalışırken de arkadaşlar şuna dikkat edeceğim ben. Her birinde biz mola kullanmak zorundayız. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi Ahmet burada mola vermesin. 20 dakika çalıştı. Burada mola vermesin. 2. Şöyle yapalım hatta. 11'de başladı arkadaşlar Ahmet. Burada mola vermedi 1. Burada mola vermedi 2. 40 yaptı. Burada mola vermedi 3 yaptı. Burada mola vermedi 80 dakika çalıştı. İşte burası mola oldu arkadaşlar. Burası mola olduktan sonra şimdi burada 3 tane ihtimal ortaya çıkacaktır. Çünkü neden? Ya burada mola verdikten sonra zaten 80 dakika çalıştı. Burada da biz 3 ihtimalimizi göz önünde bulunduracağız. Çünkü bunların 3 tane değişik durum vardı. 3 diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Ben bu 80 dakikaları çalıştıktan sonra mola veriyorum. Mola verdikten sonra zaten alttaki 3 ihtimalimizi biz hani 3'ün birlisinden yazdık. Daha sonra bakın şurayı karıştırmayın. Soru çok ince bir soru. Şimdi ben diyelim ki molayı buradan çalışmaya başladım. Şu arkadakilere mola verdim. 1.20, 2.20, 3.20, 4.20 yaparsam 80 dakika yapar. İkinci saat diliminde hiç mola vermediğim için ben bu ihtimali almam. Yani ihtimali almadığımı göstermek için çizdim bunu. Daha sonra şöyle yapacağız. Bir de tersten bakalım arkadaşlar. Tersten 20 dakika çalışırım buradan. 20 dakika buradan çalışmışımdır. Bundan 20 dakika ve bundan 20 dakika çalışmışımdır. Ve şurada bir tane mola kullanmışımdır. Hani düz bir şekilde 80 dakika çalışıyorum. Burada mola kullanıyorum. Burada da arkadaşlar bakın. Birinci durumda yaptığımız gibi şurada da 3 taneden bir seçenek bizim için farklı durum geldiğinden dolayı buraya da biz 3'ün birlisinden 3 diyeceğiz. Yani istenen durumumuzda 6 geldi. Biz bunları 3 ile sadeleştirirsek 2 bölü 9 olarak bulacağız. Yani C seçeneğidir. 2021 mevsim sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Aslı ve Burak belirli günde aynı havaalanında farklı şehirlere gitmek için birer uçak bileti alacaklardır. Bugünlerde Aslı ile Burak'ın seçebilecekleri uçuş saatleri verilmiştir. Şunu diyor benden, Burak'ın uçuş saati Aslı'nın uçuş saatinden sonra olacak şekilde seçmek istemektedir. O halde Aslı ile Burak uçuş saatlerini kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi önce arkadaşlar Aslı'nın uçuş saatinden sonra Burak gitmek istiyor. Aslı'nın ben uçuş saatini 10 alırsam Burak'ın kaç tane ihtimal var sonra geldiğinden dolayı? Aslı için saat 10.00 dersek arkadaşlar buranın 5 tane ihtimali var. Aslı için çünkü hepsi ondan sonra. Aslı için 14 desek arkadaşlar buranın 14'ten sonra 1, 2, 3, 4 tane ihtimali var. Daha sonra arkadaşlar Aslı için 18 desek yazdık. Buranın 18'den sonra 2 tane ihtimali var. 2 diyorsun. Ve Aslı için 22 desek arkadaşlar Burak'ın 22'den sonra gitme ihtimali bir tane olduğundan dolayı buraya da bir diyoruz. Ve topladığımızda Burak'ın Aslı'nın Burak'tan önce uçma ihtimali toplamda 12 tane durum olarak ortaya çıkacaktır. Yani A seçeneğidir. 2021 ayeti sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Soru da şunu demiş bana. Kümesinin rakamlardan birbirinden farklı rastgele iki tane seçiliyor. Seçilen rakamların çarpımının çift sayı olduğu bilindiğine göre rakamlarının toplamında çift sayı olma olasılığını sormuş. Bir koşullu olasılıktan bahsediyor arkadaşlar. Önce biz bunun tümünü bulalım. Tümü nedir? Tümünün yani sayıların çarpımının çift olabilmesi için arkadaşlar ya çifte çift seçeriz ya da biz bunu teke çift seçeriz ki çarpımları çift gelsin. İhtimali yazalım. O halde arkadaşlar 3 tane çift sayım var. 3'ün ikilisi diyeceğim. Artı ya da biz bunu teke çift seçeceksek şuraya yazalım. 3 tane çift var.
4 tane tek sayımız var. Ya da arkadaşlar 4'ün bir tanesini tekten seçer, 3'ün bir tanesini çiftten seçeriz. Bu tüm durum. İstenen durumda ona bakalım. Bu rakamların toplamının çift sayı olma olasılığı. İstenen durumda da arkadaşlar rakamlarının toplamının çift sayı gelme ihtimalini istiyorsam çiftle çifti toplarım, çift yapar. Yani aslında burada ikisinin çift olması lazım. İkisinin çift olması lazım. İkisi çift sayı gelecekse demek 3 tane rakamdan 2 tanesini seçeceğim. Düzenlersem yukarısı 3 yaptı. Alt taraf burası 3 geldi. Burası 4 çarpı 3'ten 12 yaptı. Toparlasam 15 gelecek. Burayı sadeleştirdiğimizde cevabımız 1 bölü 5 olarak gelecektir. Yani D seçeneği. 2021 TYT sorusuyla devam edelim. Bir internet sitesine giriş yapabilmek için kullanıcıların aşağıdaki 9 birim kareye ayrılmış fotoğrafın içinde arabaya ait parçaların bulunduğu tüm birim kareyi seçerek onayla tuşuna bastığında arkadaşlar bunun robot olmadığını ispatlayan bir seçenekle karşına çıkıyor. Bu siteye girmek isteyen Eda bu fotoğraftan rastgele 4 farklı birim kareyi seçip onayla tuşuna basmıştır. Şimdi Eda'nın bu siteye giriş yapabilme olasılığını sormuş benden. Şimdi arkadaşlar Eda tüm duruma bakarsak 9 taneden 4 tanesini seçtiği zaman bu bizim için tüm durum oldu. İstenen nedir? Aslında biz bu 9 taneden 4'ünü seçtiğimiz zaman doğru gelme olasılığı bir tanedir. Çünkü 4 taneden bir tanesi bizim için doğrudur. Yani 9'un 4'lüsünden bir tanesi doğrudur. Cevabımız bu gelecektir. O halde 1 bölü 9'un 4'lüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 24'tür. Sadeleştirdiğimizde 3 ve 2 gelir. Bunları da çarparsak arkadaşlar 126 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız 1 bölü 126'dır. 2021 TYT sorusuyla devam edelim. Sorumuz arkadaşlar bir seçilim sorusu, kombinasyon sorusu. Şimdi öğretmen sınıftaki öğrencilerden 3 tanesinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini veliden soruyor. Sınıfı da bizim en öğrencimiz olsun. Sınıfta en öğrenci olsun. O halde diyeceğiz ki en'in üçlüsünü Yasin'den istiyor. Yasin'den, Veli'den istiyor pardon. Veli'den istiyor. 5 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Yasin'den istiyor. En'in beşlisi Yasin'den istiyor. 11 öğrencinin kaç farklı şekilde seçileceğini ise Zeynep'ten istiyor. Bunları bulduk. Bu 3 öğrenci de istenen sayıları doğru şekilde hesaplamıştır. Yasin ve Zeynep'in bulduğu pozitif sayılar aynı sayıya denk gelmiş. Yasin ve Zeynep arkadaşlar aynı sayıyı bulduysa yani biz şunu diyoruz. En'in beşlisi eşittir. En'in 11'lisi ise alttaki sayıların toplamı en'e eşittir. Yani 11 artı 5 eşittir. En'den en eşittir. 16 gelmesi lazım. Bizden neyi soruyor? Veli'nin bulduğu sonucu yani Veli'yi alırsak arkadaşlar buraya 16'nın üçlüsünü hesaplayalım. 16 çarpı 15 çarpı 14 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den sadeleştirdiğimizde 5 geldi. Sadeleştirdiğimizde 8. 8 kere 5 40. 40 çarpı 14'ten 560 farklı şekilde seçecektir. Yani B seçeneği doğrudur. 2022 MSÖ sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Aslında 2022 sorusunu eklememiştim ama son dakika o iki soruyu da ekleyip bunları da çözmek istedik. 2022 sorusu şu basit soru yani ikisi de MSÖ'de çıkmış sorular kolay. Şöyle diyeceğiz. Bir bilgi güvenliği uzmanı bir firmaya verdiği eğitimde bilgisayarlara giriş yapmak için oluşturulan şifrelerde doğum yılının kullanılmasının güvenlik açığı oluşturduğunu söylemiş. Tamam. Uzman firma çalışanlarından 2001 doğumlu Eray'ın rakamlarından oluşan 6 haneli bir şifre oluştururken doğduğu yılın rakamlarını yerlerini değiştirmeden ardışık 4 tane de kullandığını bilen birinin bu şifreyi tek denemede bulabilme olasılığının çok yüksek olduğunu söylemiş. İşte bizden bu olasılığı bulmamı istiyor. Şimdi arkadaşlar bu olasılığın zaten çıkma ihtimali bizim için bir. Önce gelip tüm durum bulalım. Tüm durum dediğimiz nedir? Tüm durum arkadaşlar şu. Biz burada yaparken Eray'ın
Şöyle bakalım. Doğum yılı 6 haneli bir şifre oluşturacağız. 6 haneli şifreye doğum yılını yazalım. Örneğin buraya 2001 yazdık. Tüm durumu bu şekilde bulalım. Tüm durumu bulurken arkadaşlar, Eray'ın zaten bu 2001 yazdıktan sonra şuraya 10 tane rakam yazabilirim. Buraya da 10 tane rakam yazabilirim. Toplam 100 tane farklı seçeneğim olur. Şimdi biz 2001'i böyle yazabiliriz. Değil mi? 2001 arkadaşlar bu şekilde yazabiliriz. İki farklı durum var. Bir de 2001'i ben bu şekilde yazabildiğim için 3 tane durumum var. Yani şuraya açık açık yazalım biz. Tümünü hesaplarken aslında 100 çarpı 3'ten 300 tane durum ortaya çıkacaktır. Şimdi geldik istenene. Burada herhalde bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Tekrar bahsedeyim. 2001 yazdıktan sonra biz herhangi belirlediğimiz 2 tane basamağa 10 tane rakam yazabiliriz. 6 basamaklı bir sayı dememiş. 6 haneli bir şifre demiş. Biz başına 0 getirebiliriz. İkinciye de 10 yazdık ve toplam 100 oldu. Biz 2001'i 3 farklı konumda yazabileceğimizden dolayı çarpı 3 dedik, 300 oldu. Zaten istenen durum arkadaşlar, şifrenin doğru gelmesi bir tane durumu karşıladığı için 1 diyeceğiz. Ve gelme olasılığı 1 bölü 300'dür. Yani o da bana B seçeneğini verecektir. 2022 MSÜ'nün ikinci sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Bir tane antrenörüm var. Antrenör ekibinden 8 kişi arasından 4 kişi seçerek bir takım oluşturacaktır. Antrenör takımını oluştururken daha fazla seçeneğin olması için ekibine 9. bir kişiyi dahil etmiştir. Tamam, 9. kişi geliyor ama ekipteki 2 kişiyle aynı takımda olmak istemediğini ve bu 2 kişiden birinin veya her ikisinin oluşturacağı takımda yer almak istemediğini söylemiştir. Buna göre antrenör seçeneklerinin sayısını ekibe yeni katılan spor sayısında ne kadarlık bir artış olduğunu benden soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorsunuz. Biz bir tane ekip oluşturacağız ve ekibi biz çember içine alalım. Çember içine aldığımız ekipte kim geliyor? Bir kişi geliyor ve bir kişi geldiği zaman arkadaşlar gelen kişi Ahmet olsun. Ahmet ben diyor ki Ahmet şuyla B ve C ile aynı takımda olmak istemiyorum. Aynı takımda olmak istemedi. İstemiyor. Yazdık. Yani biz buraya Ahmet'i yazarsak arkadaşlar B ve C'yi dışarıda tutacağız. Toplam Ahmet geldikten sonra arkadaşlar B ve C'yi de toplam dahil edersek 9 kişim var. Ben buradan 1, 2, 3 kişi seçeceğim. 3 kişi seçerken arkadaşlar 9 kişiden 3'ünü zaten saymıyorum. Yani B ve C'yi Ahmet'i saymazsam 6 kişiden, çünkü ikisini dışarıda bıraktım, Ahmet'i içeri aldım. 3 kişi seçersem ben bu ifadenin ya da ne kadarlık artış gösterdiğini bulurum. Yani cevabımız 6'nın 3 olacaktır. Arkadaşlar sorularımızı bitirdik. MSÜ, AYT, TYT hatta geçmiş yıllardan baktığımızda YGS, LYS sorularının hiçbirisi, yani içinde zor sorular var mı? Var. Çünkü adam seçecek seni mecburen. Ama %80 ya da 90 olasılıkla kolay sorular geliyor. Geçen sene 2021 sınavında bile sorular, yani zor olmasına rağmen sınav ve olasılık soruları basitti. Onun için arkadaşlar hiç gözünüzü büyütmeyin. Olabildiğince olasılık sorularına bakmaya çalışın. Zaten adamların sorduğu bu formatta oluyor. Onun için kesinlikle ihmal etmeden bakın sorulara. Öyle dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.